Evet değerli arkadaşım amatör 3 ile karşındayım. Bu bölümde artık amatörün son testi 3. amatördeyiz. 12 tane soruyla karşındayım sevgili arkadaşım. Şimdi izin verirsen bir önce sorulama başlamak istiyorum. Ne dersin? Heyecanlı ve cap canlı bir dersin yenisi daha başlıyor. Hadi bakalım ikimize de iyi seyirler. Şimdi şöyle bir göz gezdiriyorum. Şimdi e, ABC üçgeninde ne demiş? BAD 30 derece. Burası X tabi bu açıda Y. Tanjant x 2 bölü kök diyor. Hmm, tanjant x 2 bölü kök 3. Şimdi tanjant x'in 2 bölü kök 3 olduğu yerde o zaman ne diyebilirim? Buraya 2 bunun tamamına kök 3 diyebilir miyiz? Kök diyebiliriz. Tamam tanjant y'nin değerini bizden istiyor. Şöyle yapalım mı? Yani x artı 30 bir de bunun yanına y eklediğimiz zaman artı y eşittir 90 derece yapacak değil mi? Üçgenin iç açıları ölçülür toplamıyla alakalı olarak. Buradan x artı y açımız eşittir 60 derece. Hı hı. Tamam gayet güzel. Tanjant y isteniyor bizden. Şöyle yapabiliriz y eşittir 60 eksi x diyelim. Tanjant y'nin açılımını bulalım. Tanjant y eşittir tanjant 60 eksi x'tir. Bu da nedir sevgili arkadaşım? Tanjant 60 eksi tanjant x bölü 1 artı tanjant 60 çarpı tanjant x. Şimdi e, tanjant diye zaten bize istenen ifade tanjant diye. Tanjant 60 nedir? E, 1, 1 bölü evet, sinüs 60 köküş bölü 2 idi. Köküştür. Tanjant 60 köküştür. Eksi tanjant x. Bizden istenen ifadede tanjant x belli zaten. O da 2 bölü köküç. Tamam bölü 1 artı kök 3 çarpı 2 bölü kök 3 değerli arkadaşım. Kök 3'ler birbirini götürür. 2 artı 1'den 3 gelir. Yani paydadan 3 geldi. Burası kök 3 çarpı 3, 3 yapar. 3'ten 2 çıktı. 1 kalır. 1 bölü kök 3 oldu. Ters çeviri çarparsak 1 bölü 3 kök 3. Gelir mi? Gelir. Şimdi payda eşitlikle çarpacak olursak kök 3 bölü kök 3 çarpı kök 3. 3'tür 3 kere 3'ten 9 gelecektir. Kök 3 bölü 9. Yani 1000 sorusunun doğru cevabı nedir? D nedir sevgili arkadaşım. Gelelim. Evet ses konusunda biraz sıkıntı yaşıyorum mikrofonla ilgili olarak. O yüzden sürekli gözüm mikrofonda çalışıyor mu çalışmıyor mu diye çalış dur Bazen birkaç defa durdu, boş yere çekim gitti. O yüzden biraz endişeliyim işin gerçeği. Şimdi e, 4 kosinüs x 3 sinüs x. Buradan ne diyelim? Kosinüs 2x demiş. Tamam biz tanjant x'i bulalım. Ee, sinüs x bölü kosinüs x eşittir. Sinüs x bölü kosinüs x 4 bölü 3. Bu da nedir? Tanjant x'tir değerli arkadaşım. Tamam. Şimdi bizden istenen şey nedir? Kosinüs 2x'tir. Kosinüs 2x nedir? 2 kosinüs kare x eksi 1. Kosinüs x'i bulmam yeterlidir. Biz hemen bir dik üçgenimizi çizelim. Buradan tanjant x'i yerine yazalım. Nedir tanjant x'imiz? Ee, burası x. Karşısı e, 4, komşu 3, hipotenüs 5. O zaman kosinüs x'imiz nedir sevgili arkadaşım? Kosinüs x'imiz e, komşu bölü hipotenüsten 3 bölü kök 5 oldu. Aha, hemen götürüp yerine yazalım. Ne dersin? 2 çarpı 3 bölü kök 5'in karesi eksi 1. Bu da 3 bölü kök 5 nedir? 9 bölü 5. 2 çarpı 9 bölü 5 eksi 1. 18 bölü 5 1 çıkartırsak 13 bölü 5 olacaktır ki bu da bir dakika. Yani gülsem mi ağlasam mı diyorum ama gerçekten neden kök 5 dedim <laughs> ki ben buraya. Yok böyle bir şey olamaz yani oradaki kök gör, yani ne alaka değil mi? Ne alaka yani 3 bölü 5 bu ne alaka anlayamadım ama neyse hemen yan doğruyu yanlış hemen yanlıştan kısa süre dönmek de önemlidir. Hemen döndük. Kosinüs 3 bölü 5 karesi 9 bölü 25 yapar. 18 bölü 25'ten 1 bölü 25 çıkarsa eksi 7 bölü 25 yapacaktır ki bu da sorumuzun doğru cevabının C seçeneği olduğunu gösterecektir. Allah'ım yarabbim. Evet şimdi geldik buraya. Yukarıdaki verilen e, verilenlere göre kosinüs cevabı açısı nedir diyor. JAB tamam burada bir ikizkenar üçgen var ikizkenar üçgen gördüğüm zaman dayanamam hemen bir ne yaparım kenar ortaya indiririm hemen bir kenar ortaya indirelim tamam buraya alfa alfa diyebiliriz Değil mi değerli arkadaşım burada ne demiş kotanjant ACD açısı ACD burası hem buraya beta diyelim o zaman burası da 180 eksi beta olacak o zaman şöyle yapalım mı kotanjant 180 eksi beta eşittir. Eksi kotanjant beta. Kotanjant beta zaten eksi 3'tü. Bir dönde eksi geldi artı 3 oldu. Demek ki bu ifadenin kotanjant değeri değerli arkadaşım 3'müş. Komşumuz 3 karşımız 1. Burası kök 10 olur mu olur. Evet bu soruya gitti galiba. <laughs> Az önceki sorudaki aklım. Ee, burada nedir? Kosinüs. Ee, şöyle şöyle yapalım. Kosinüs 180 eksi betayı bulalım. Pardon kosinüs alfayı bulalım. Düzeltiyorum kosinüs alfa nedir sevgili arkadaşım? Komşu bölü hipotenüsten 1 bölü kök 10'dur. Ama bizden istenen şey nedir? Kosinüs 2 alfadır. Değil mi? Yarım açı. Bu da 2 kosinüs kare alfa eksi 1'dir. Hemen yerine yazalım. 2 çarpı 1 bölü kök 10'un karesi 1 bölü 10 yapacaktır. Değil mi? 1 bölü 10. Eksi 1. 2 bölü 10'dan 1 çıkarsa eksi 8 bölü 10, aman ya yanlışlık olmasın dedim bir an tereddüt ettim. 8 bölü 10 o da eksi 4 bölü 5 yapar ki bakalım teyit edelim evet doğru. Üçüncü sorumuzun doğru cevabı eksi 4 bölü 5 yani D seçeneği geldik dördüncü sorumuza sevgili arkadaşım tamam yanda özdeş karelerden oluşan dikdörtgen verilmiştir diyor EAF EAF tamam x buna göre diyor tanjant x artı kotanjant x kaçtır? Anladım. Şimdi bu açının tanjant ve kotanjant değerini bulmamız bizden isteniyor. Şimdi bu açıyı ben direkt olarak bulamıyorum. Şöyle düşünsem olur mu? Tanjant x'ini bulsam zaten kotanjant x onun tersidir. Buraya alfa diyelim. Buraya da beta diyelim. Yani alfa artı beta artı x eşittir 90 derece. Şimdi şöyle düşünüyorum. Ee, alfa artı beta. Alfa artı beta. Tanjant x istiyoruz değil mi bizden? Tamam, tanjant x'i çekeceğiz şimdi. X eşittir 90 eksi alfa artı beta, tamam? Şimdi kotanjant x'i bulalım. Kotanjant x nedir? Kotanjant 90 eksi x'tir. 90 eksi alfadır. 90 eksi alfa artı beta. Burada ne geliyor sevgili arkadaşım? Kotanjant, e, burada ne, ne yapıyoruz? e, tümleyeni var. 90 derece tümleyeni olduğu için kotanjantı tanjanta dönüşür. Artı tanjant alfa artı beta olacaktır. Demek ki kotanjant x bize ne Kotanjant x tanjant açısının alfa, a, alfa artı beta açısının toplam bağıntısına eşit oluyormuş. O zaman buradan şöyle yazabilir miyiz? Tanjant alfa artı tanjant beta bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant beta diyebiliriz. Devam edelim. Tanjant alfamız karşısı 1, komşusu 2. Yani 1 bölü 2 artı tanjant beta nedir? Karşısı 1, komşusu 3. 1 ee, bölü 3 bölü. 1 eksi 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 3. Bu da payda istersek 5 bölü 6 bölü. Payda istersek 5 bölü 6. Buradan da kaç gelecektir? 1 gelecektir. Yani... O zaman kotanjant x 1 ise tanjant x de 1'dir. 1 artı 1'den 2 gelecektir. Sorumuzun doğru cevabı e seçeneğidir. Doğru. Evet devam ediyoruz. Geldik 5'in sorumuza. Burada pay değiştirelim sanırım diyeceğim ama evet pay değiştirelim. Yani bunu kosinüs 5 ile burada sinüs 5 ile eşitleyelim. Çarpalım. Sinüs 25 çarpı kosinüs 5 eksi e, ee, kosinüs 25 çarpı sinüs 5. Evet. Bölü sinüs 5 çarpı kosinüs 5 oldu. Şimdi burayı hatta 2'ye çarpıp 2'ye bölelim. Sinüs 10'u yakalamak için. Yani bu da sinüs 10 bölü 2 diyebiliriz değil mi? Yarım açıdan dolayı. Şimdi burada da sinüsün açılımı vardır. Bencillik yok. Bencillik yoksa bir sinüs bir kosinüs. Bir sinüs bir kosinüs kosinüsün fark açılımıydı. Yani sinüs 25 eksi 5 diyebiliriz. Bu da sinüs 20 yapar. Sinüs 20'yi de 2 çarpı sinüs 10 çarpı kosinüs 10 olarak düşünebiliriz ki bölü sinüs 10 bölü 2 var burada. Bunlar birbirini götürür. 2'yi yukarı atarsak 4 kosinüs 10 gelecektir değerli arkadaşım. 4 kosinüs 10'dan kastımız kosinüs 10 y'ydi zaten. Bu da 4 y olarak bulunacaktır ki bu da 5'in sorumuzun doğru cevabı e seçeneğidir. Geldik 6. sorumuza. Dar bir açı olmak üzere x açısı. Kotanjant x eksi 3 tanjant x. Bu da eşit 1 bölü sinüs x. Kotanjant x açalım. Tanjant x açalım. Sinüs 2x açalım. Kotanjant neydi? Kosinüs x bölü sinüs x. Kosinüs x bölü sinüs x. 1, 2011'de gelen bir sınav sorusu. Bu da sinüs x bölü kosinüs x. Evet o da eşittir. 1 bölü sinüs 2x diyelim. Tamam burası böyle kalsın. Şimdi paydaları işlediğimiz takdirde bunu kosinüs bunu sinüsle çarparsa kosinüse kosinüs kare gelir yukarıdan. Eksi 3 sinüs kare x gelir. Bölü aşağıdan ne geliyor? Sinüs x çarpı kosinüs x. Tamam bu da 1 bölü 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x gelir ki bunlar birbirine eşittir. Yani birbirini götürürler. 2, 1 bölü 2 kalır. 2'yi i̇ki, karşıya atarsak 2 kosinüs kare diyor. Yani şöyle düşünüyorum. Ha, sinüs kare isteniyor bizden. Kos kare yerine 1 eksi sin kare yazıyorum. Eksi 3 sinüs kare x eşittir 1 bölü 2. Paydanımızda zaten 1 var yazmıyoruz. Burada 4 tane var. Karşıya attık. 2 eksi 4 kere 2 8 sinüs kare x o da eşittir 1. Buradan 8 sinüs kare x eşittir 1 gelir ki Sinüs kare x eşittir. 1 bölü 8 olarak bulunacaktır. Bu da 6. sorumuzun doğru cevabının b seçeneği olduğunu gösterecektir. Evet devam ediyoruz sevgili arkadaşlarım. Geldik 7. sorumuza. 7. sorumuza şöyle bir göz gezdirelim. 1 eksi 2 sinüs a var. Aşağıda sinüs 2 a var. Kosinüs a var. Tamam. Ee, bu böyle bir kalsın. 1 eksi 2 sinüs a. Tamam. 2 sinüs a. Kalsın bakalım aşağıda neler gelecek. Hatta bir hatta aşağı yazalım. 1 eksi 2 sinüs a bölü. Sinüs 2a nedir? 2 çarpı sinüs a çarpı kosinüs a. Eksi kosinüs a. Tamam aşağıyı kosinüs a parantezine alalım. 2 sinüs a eksi 1 geldi. Yukarıdan da 1 eksi 2 sinüs a vardı. İyi tamam güzel hoş. Bununla bu birbirini götürür. Eksi kalır yalnız değil mi? Bu da ne oldu? Eksi 1 bölü kosinüs a geldi. Bu da eksi sekant a diyebilir miyiz? Var mı böyle bir şey? Eksi sekant a vardır. 7. sorumuzun doğru cevabı a seçeneği mi? A seçeneği. 7. sorumuzu bu şekilde geride bıraktık. Geldik 8. sorumuza. Tanjant pi eksi x diyor. Kotanjant pi bölü 2 artı 2 x. Aha. Şimdi şöyle düşünelim bunu tümleri yani bu pi bölü 2 artı 2x ikinci bölgedir negatiftir. O da e, isim değiştirir ve tanjant eksi tanjant ne olur değerli arkadaşım 2x olacaktır. Eksi tanjant 2x olacaktır. Burada hem fikirimiz hem fikiriz. Yani ifademiz neye dönüştü? Tanjant x eksi pi diyor. Tanjant x eksi pi. Şimdi tanjant x eksi pi diye bir şey yok. Tanjant pi artı x diye bir şey var. Bunun esas ölçüsü pi'dir. Tanjant e, pi artı x var. Pi artı X var. Bu da ne yapar sevgili arkadaşım? E, ee, üçüncü bölgede tanjant pozitiftir. Artı tanjant X yapar zaten. Burası tanjant X. Burası da eksi tanjant 2X. O zaman şöyle yazalım mı? Tanjant X eşittir. Eksi tanjant 2X. Aha. Şimdi tamam işaretimiz negatiftir. O zaman ikinci bölgedir. Al, açımız alfa diyecek olursak. X eşittir e, ee, pi eksi alfa yani ikinci bölgede olduğu için pi eksi alfa diyorduk. E, ee, pi eksi 2x artı 180k bir bölgede geçerlidir değil mi? Ve periyodu pi olduğu için tanjant ve kotanjantın pi ve pi'nin katları diyoruz. Şimdi bunu bu tarafa attık. 3x eşittir pi dediğimiz yere 180 diyelim artı 180k. Tamam x'i 3'e bölersek 60 artı 60k. Zaten bu da 60'ın katı olacaktır. Değil mi? Sevgili arkadaşım şöyle düşünebilirim. 0 verirsem 60 derece olur. Yani pi bölüç ve pi bölüçün katları diye düşünebiliriz. Bu da seçeneklere şöyle bir göz gezdirdiğimiz zaman pi bölüç ve pi bölüçün katları. Yani 8. sorumuzun doğru cevabı nedir? A <laughs> seçeneğidir. Geldik 9. sorumuza. Kosinüs 2x'in mutlak değeri isteniyor. Yani tamam biz buradan yine tanjant x'i çekemez miyiz? Yani 3 sinüs x eşittir. 4 kosinüs x. Buradan sinüs x bölü kosinüs x ne olur sevgili arkadaşım? 4 bölü 3 olur. Şimdi bu da tanjant x'tir değil mi? Tanjant x 4 bölü 3. Bizden istenen şey kosinüs 2 x diyor. Hay hay. Yine biz bir dik üçgen çizelim hemen. Dik üçgende ee, ne yapalım? Tanjant x'i yerine yazalım. Sinüs ve kosinüs değerlerine bakalım. Hatta ve kosinüs bizim için yeterli olacaktır değil mi? Burası x, burası 4, burası 3. Hipotenüsümüz de 5 olur ki kosinüs x eşittir. 3 bölü 5 yapacaktır sevgili arkadaşım. Tamam. Kosinüs x'imiz 3 bölü 5. Şimdi kosinüs 2x diyor ki e, kosinüs x nedir? 2 kosinüs kare x eksi 1'dir. Buradan sevgili arkadaşım 2 çarpı 3 bölü 5'in karesi 9 bölü 25 eksi 1 olur ki 18 bölü 25 eksi 1. 18 bu da eksi 7 bölü 25. Böyle bir soru çözmüştük zaten benzeri var. Ama bunu mutlak değerli ifadesi sorulduğu için bunu mutlak değer içerisinde yazacak olursak biz şayet buradan ne gelecektir? 7 bölü 25 gelecektir. Bu da 7 bölü 25 ile 9 sorumuzun doğru cevabının D seçeneği olduğunu bize gösterecektir. Bilmem anlatabildim mi? Nasıl gidiyor? Umarım anlıyorsundur. Hadi bakalım. Geldik 10. sorumuza. Şimdi şöyle bir göz gezdiriyorum. Bence çok güzel bir soru aslında amatör değil bu soru biraz daha amatörüstü bir soru yani e, uzman olabilir diyorum uzman adayı zaten uzmanlığa geldik az kaldı değil mi? Şimdi öncelikle dikkatimi çeken nokta şu benim yani pi bölü 3 pi bölü 8 ile pi bölü 8'in toplamı bir kere 90 derece bunlar demek ki tümler açılar tümler açıların birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne eşit değil mi? O zaman biz kosinüs 3 pi bölü 8 yerine sinüs kare pi bölü 4 pi bölü 8 yazabiliriz hani örnek veriyorum sinüs 20 eşittir kosinüs 70 diyelim. Ben bu kosinüs 70 yerine sinüs 20 yazabilir miyim? Yazabilirim. Yazdım. Yani buradan ne geldi? 2 tane sinüs kare pi bölü 8 geldi. Şimdi ben şöyle bir şey açmak istiyorum. Şimdi kosinüsün yarım açısını açmak istiyorum izinle sinüsten. Sinüse bağlı olarak kosinüs 2x eşittir 1 eksi 2 sinüs kare x idi. Yani biz bunu kosinüs pi bölü 4 olarak düşünecek olursak 1 eksi 2 sinüs kare pi bölü 8 olacaktır değil mi yarım açısı? Şimdi biz bu sinüs e, 2 sinüs kare pi bölü 8'i yalnız bırakalım. Bunu bu tarafa olduğu gibi atalım. Kosinüsü bu tarafa atalım. 1 eksi kosinüs pi bölü 4 olacaktır. Bu da 1 eksi kosinüs pi bölü 4 kosinüs 45 derece değil mi? Evet 45 derece. Kosinüs 45 derece kök 2 bölü 2 değil mi? Kök 2 bölü 2. Buradan da 2 eksi kök 2 bölü 2 gelecektir. Yani bu ifade 2 eksi kök 2 bölü 2 gelir ki bu da 10. sorumuzun doğru cevabının 2 eksi kök 2 bölü 2 yani D seçeneği olduğunu bize gösterecektir. Bilmem anlatabildim mi? Gelelim 11. sorumuza adım adım sona doğru yaklaşıyoruz. Bir üçgende kotanjant A 1 bölü 3 tanjant B 1 bölü 2 olduğuna göre kotanjant C nedir diyor. İyi de şöyle düşünebiliriz. Kotanjant C yerine 1 bölü tanjant C diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Ben kotanjant e, A 1 bölü ise tanjant A nedir? Ben tanjantçıyım arkadaş. Biliyorsun. Ben tanjanttan takır takır çözüyorum. Hiç sıkıntı yok. Kotanjant öğrenmeme gerek yok. Kotanjant A 1 bölü ise tanjant A 3'tür. Şimdi tanjant A belli. Tanjant B belli. Tanjant C isteniyor. Mesela. A artı B artı C eşittir 180 derece değil mi? Bizden istenen şey nedir? C. C eşittir. 180 eksi A artı B. Her tarafa tanjant takalım. Tanjant C açısı eşittir. Tanjant 180 eksi A artı B'dir. Evet. Bu da ne olacaktır sevgili arkadaşlarım? Eksi tanjant A artı B olacaktır. Bizden istenen açının tanjant değeri A artı B'nin toplamının negatif şartısı. Bu da Eksi parantezinde tanjant A artı tanjant B bölü 1 eksi tanjant A çarpı tanjant B. Şimdi sevgili arkadaşım eksi tanjant A nedir? Tanjant e, A 3'tür. Tanjant B nedir değerli arkadaşım? 1 bölü 2'dir. Buradan 1 eksi 3 çarpı 1 bölü 2 olacaktır ki düzenleyelim. Yukarısı nedir sevgili arkadaşım? 3 kere 2, 6, 1 daha 7, 7 bölü 2. Aşağısı nedir? 3 bölü 2. den 3 bölü 2 çıkarsa eksi 1 bölü 2 kalır. Bir dönlerinde eksi vardı. Bunlar birbirine götürdü. Artı oldu. Bunlar bunları yok ettik. Ne oldu? 7 kaldı. Buradan 7 olarak bulunmuş oldu ki bu da bize nisan ifade 1 bölü 7'dir. Bu da sorumuzun cevabının A seçeneği olduğunu bize anlatacaktır. Evet gelelim 12. sorumuza sevgili arkadaşım. 12. soruda tamam sinüs x artı kosinüs x, x bir dar açı. Sinüs x artı kosinüs x'in karesi bölü sinüs x eksi kosinüs x bölünün parantez karesi. Tamam. Şimdi e, biz istersen şöyle yapalım mı? Yani benim aklıma gelen şey zaten karşı tarafa da alsak yine karesini almak zorundayız. Her türlü karesini alacağız. Biz burada karelerini alalım. Pay ve paydanın karesini alalım. Yani parantez kareyi açalım. Sinüs kare x artı kosinüs kare x artı 2 sinüs x çarpı kosinüs x bölü sinüs kare x artı kosinüs kare x eksi 2 sinüs x çarpı kosinüs x. Oldu mu? Oldu. Eşittir 2. Sinüs kare x artı kosinüs kare x 1. Sinüs kare x artı kosinüs kare x 1. Evet. Buradan 1 artı şuradan nedir? Sinüs 2 x'tir değil mi? Bu ifade sinüs 2 x eşittir. Bu karşı tarafta da burayı çarparsak 2 eksi 2 tane sinüs 2x geldi. Buradan da sinüs 2x gelir ki 2 ile çarparsak 2 tane sinüs 2x olur. Tabi bunu bu tarafa atalım. Bunu bu tarafa atalım. 3 tane sinüs 2x eşittir. 1 gelecektir ki sinüs 2x eşittir. 1 bölü 3 olacaktır. Bizden istenen şey kosinüs 2x. O zaman hemen derhal bir dik üçgen çiziyoruz. Ama dik üçgendeki açımız tabii ki 2x derecelik bir açı değil mi? Hemen buraya 2x dereceyi konduruyoruz. Tabii ki burası 2x. Karşımız 1, hipotenüsümüz 3. Pisagor'dan 9, 1 çıkarttık 8, 2 kök 2 geldi. Tamam. Bizden istenen şey neydi? Kosinüs 2 dar açı. Ee, o zaman ne olacaktır sevgili arkadaşım? 2 kök 2 bölü 3 gelecektir ki şıklarda var mı? Var. 12. ve son sorumuzun da doğru cevabı neymiş sevgili arkadaşım? C seçeneğidir. Evet sevgili arkadaşım bu şekilde amatör testin sonuna geldik. Uzman testimizde görüşmek üzere. Hoşçakal.